Harun Reşit merhum, yanında Behlül Dana adında bir zat ile bulunurdu hep. Behlül adı da Dana sıfat. Ne demek Dana? Dana ilginç bir kelime. Divane de oradan gelir. Yani deli görünümlü veli. Bir bakıyorsun deli, bir bakıyorsun veli. Bakmasını bilirsen veli. Bir gün baktı ki koltuk boş, Harun Reşit'in koltuğu. Behlül Dana Hazretleri gitti boş koltuğa oturdu. Halife Sultan, devletin başkanının koltuğuna oturuyorsun. Dövmüşler, çekilmiş bir kenara, ağlıyor Behlül. Feryat figan. Ah Harun, ah Harun diye diye ağlıyor. Harun geldi. Niye ağlıyor bu? Dövdük. Niye dövdünüz? Yerinize oturdu da ondan. Döndü Behlül'e. Ya benim yerime oturmuşsun. Hadi bana saygın yok, olmasın. Ama burası makam yani. Makam koltuğuna böyle bir destursuz girir. Elbette dayağı yersin yani. Hak etmişsin. Beni niye karıştırıyorsun? Harun, Harun diye ağlıyorsun. O ne? Harun dedi. İki tokada ağlayacak adam mıyım ben dedi ya. Bir dakika oturdum yediğim dayağa bak. Sen ömrünü orada geçiriyorsun. Ben sana ağlıyorum dedi.